Girişimcilik. Günümüzün en sihirli sözcüklerinden bir tanesi. Birkaç sene önce birisine ben girişimciyim dediğinizde belki şu cevabı alıyordunuz. Ne? İş mi bulamadın yoksa? Ama günümüzde artık büyük şirketlerde çalışanlar, hatta büyük şirketlerin kendileri girişimci olmak için çalışıyorlar. Girişimcilik sadece bir ihtiyaç uğruna yapılan, yapacak hiçbir şeyim yok. O yüzden girişimci olduğumun ötesinde fırsatların arandığı, yeni fırsatlarla yeni ihtiyaçların keşfedildiği, yeniliklerin ortaya konulduğu bir alan haline geldi. Dolayısıyla daha fazla kişi bu alanda acaba ne yapabilirim isteğiyle mücadele ediyor. Bu dersimizde de girişimciliği fırsat odaklı bir bakışla ele alıp deneye, gözleme dayalı ve yalın girişim metodolojisini kullanan bir bakışla işliyor olacağız. Şimdi ilk önce sizlerle girişimcilik nedir? Bunun tanımından bahsetmek istiyorum. Bu soruyu genelde sınıfta sorduğumda çeşitli cevaplar alıyorum. İsterseniz videoyu burada durdurun ve birkaç saniye siz de düşünün. Girişimcilik sizin için nedir? Nasıl tanımlıyorsunuz? Birçok kişiden aldığım cevap, girişimciliği risk, cesaret, bilinmez, bunun gibi kavramlarla tanımlamak oluyor. Girişimci insan çok vizyonerdir, çok cesurdur. Bu tanımların aslında hepsi doğruluk payı içeriyor. Ama girişimcilik bundan daha geniş kapsamlı. Benim tanımım girişimcilikte aslında son yüzyılda yapılan tanımlardan belki de en iyisi olarak seçilen bir tanım. Şimdi buna bakalım. Harvard Business School'dan Howard Stevenson isimli profesörün tanımı. Girişimciliği şöyle tanımlıyor. Kontrol edebildiğiniz kaynakların ötesinde bir fırsat arayışı. Bu tanımda dikkatimi çeken 4 tane nokta var. Birincisi, girişimcilik bir fırsatla başlıyor. İlk önce bir fırsata yönelmemiz lazım. Peki fırsat nedir? Fırsat mevcut durumla beklentimiz arasındaki aslında farktan oluşuyor. Yapıldıktan sonra aslında hep şöyle diyoruz. Niye bunu kimse düşünmemiş ki şimdiye kadar? Aslında evet, ne kadar da güzel, çok mantıklı. Veya bir başkasının yaptığını gördüğünde çok hoşumuza gidiyor ve o ürünü kullanıyoruz. Bizim için de öyle. Birincisi fırsat. İkincisi bu arayışı sürdürmek. Bir arayış halinde olmak. Bir derdimizin olması. Derdimize çare aramak. Fırsatın peşinden koşmak. Üçüncüsü tanım kaynaklardan bahsediyor. Ve iki tip kaynak olduğunu söylüyor aslında. Bir tanesi bizim sahip olduğumuz, değerlendirebileceğimiz, kullandığımız kaynaklar. Elimizdeki insan kaynağı olabilir. Kendi bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz olabilir. Patentler, malzemeler olabilir. Bunlar bizim kontrol edebildiklerimiz. İnsanlarla görüşmelerimiz olabilir. Bir de ikinci tip kaynaktan bahsediyor. Kontrol edemediğimiz kaynaklar. Ve diyor ki tanımda, sizin kontrol edemediğiniz kaynaklar olacak. Her şeye gücünüz yetmeyecek. Ama bu durumda bile bunu bilip, önceden kabul edip fırsat arayışını sürdürmelisiniz. Burada yine aslında bir noktaya daha dikkat çekmek lazım. Fırsat arayışı dediğimiz şey, inandığınız şeye körü körüne bağlı kalıp onu sürdürmek, aynı şeyi yapmaya devam etmek değil. Bunu ancak aptallar yapar diye de bir söz var aslında Einstein'ın. Aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç elde ederseniz yine aynı sonucu alacaksınız. Dolayısıyla şartlar değiştiğinde ve kaynakları kontrol edemediğinizde fırsat arayışınızı da buna göre adapte etmeniz gerekiyor. Peki, burada baktığımızda aslında tek bir gerçek kaynak var bir girişimci için. O da fırsatın ta kendisi. Bize itici kuvveti uygulayan şey de bu. Fırsatın kendisi. Aynı zamanda bir kaynak daha var bununla beraber. Umutlu olmak. Gördüğümüz bir hayal var. Gördüğümüz bir vizyon var. Bazen insanlar soruyorlar. Bu ülkenin durumu ne olacak? Bu ülkede girişimci mi olunur? Falan. Bunların hepsi doğru. Hani baktığınızda bir şeyleri yapmamak için her zaman bir sebep bulabilirsiniz. Ve haklısınızdır.
Ama bir şeyleri yapmak için de her zaman bir sebep bulabilirsinizdir. Bulabilirsiniz ve muhtemelen yine haklısınızdır. Girişimci, umutlu olan kişi ve fırsatların peşinde koşan kişi. Bu anlamda aslında girişimciyi bir sanatçıya benzetiyorum. Sanatçı bir resim yapmaya başladığı zaman tuvale birkaç tane belki fırça darbesi çiziyor. Birkaç şey koyuyor. Ya diyoruz ne yaptı ya, bu bir şeye benzemedi bu resim. Resmi bozdu. Ama bir süre geçtiğinde bitmiş halde o resmi gördüğümüzde inanılmaz güzellikte şaheserlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla aslında sanatçının zihninde, sanatçının gözünde bir hayal var, bir çizim var ve girişimcilik o sizin gözünüzdeki hayalin gerçekleşmiş hali. Sizin zihninizde çizdiğiniz Mona Lisa tablosunun kanvasa konmuş hali. Dolayısıyla girişimci olarak sizin yapmanız gereken de her yerde, her şeyde bu fırsatı görmek, umudu yakalamak ve buradan yaratıcılığınızı fırsata çevirmek. Peki, bununla beraber çok duyduğunuz bir söz, girişim nedir? Ya da İngilizce'de startup olarak kullanılan kelime. Startup nedir? Bu konuda da sizinle paylaşmak istediğim tanım, yalın girişim yaklaşımının sahibi olan Eric Ries'in tanımı olacak. Eric Ries'e göre bir startup, bir girişim, yüksek belirsizlikler altında yeni bir ürün geliştiren bir takım. Bu takımın ayrı bir şirket olmasına gerek yok. Bu takımın kalıcı bir yapı olmasına gerek yok. Bu takım büyük bir şirket içinde de olabilir, yeni farklı bir yapı da olabilir. Ama bu takımın bir özelliği var. Bu takım yüksek belirsizlik altında yeni bir ürün geliştiriyor. Bilinen ürünler, bilinen sorunlar için bilinen çözümler üretmiyor. Bilinmeyen sorunlar, yeni keşfedilen, keşfedilmemiş ihtiyaçlar için yeni çözümler üretiyor bu takım. Ve aynı zamanda startup'ı hipotezleri test etmek için kullanıyoruz. Hipotezleri test etmek için bir araç. Bu da yalın girişim yaklaşımının bir sonucu. Size bundan da bahsedeceğim. Dolayısıyla aslında bu bize şu soruyu getiriyor. Yeni kurulan bir şirketle bir girişim aynı şey midir? Yoksa birbirinden farklı mıdır? Geleneksel yaklaşım, geleneksel işletme prensipleri aslında girişimciliğe hep yeni kurulan bir şirket gözüyle bakmış. Belki sanayi toplumunun getirdiği yaklaşımlar, verimlilik, endüstrileşme hep yeni kurulan şirket girişimciliği tetikler, körükler. Şimdiye kadar girişimcilik hep bu anlamda kullanılmış. Ama şu anda gördüğümüz, yaşadığımız durum bambaşka. Çünkü bilgi ekonomisinde, bilgelik ekonomisinde artık sanayi toplumundaki gibi aynı üründen çok fazla üretmek, sanayileşmekten ziyade yüksek bilinmeyenin altında yeni ürünleri keşfetme arayışındayız. Ve burada temel işletme prensipleri artık geçersiz. Dolayısıyla birçok şirket girişimciliği öğrenmek için startup dünyasını öğrenmeye çalışıyor. Peki ikisi arasındaki temel fark nedir dersek? Bir startup yenilikçilik, fırsat bu arayışların peşinde ve hızlı büyüme peşinde. Yeni kurulan bir şirketse köşedeki bir bakkal da olabilir, bir kuaför de olabilir ki bunlar da bir aslında girişimcilik örneğidir. Ama startup'la aralarındaki fark bütün bunların ötesinde startup'ın ölçeklendirilebilir bir yapıya dönme potansiyelinin olmasıdır. Mevcut bir girişimde ise mesela bir kafe açıyoruz. Daha çok para kazanmak için başka bir kafe açmamız lazım. Mevcut geleneksel girişimcilik yaklaşımı bu. Bir startup'ta ise yeni bir yenilikçi girişimde ise her kafe açtığımda maliyeti düşürecek belki bir platform geliştirmem lazım. Daha teknolojiyi kullanarak, bilgiyi kullanarak mevcut yaptığım yatırımı ölçeklendirebiliyor olmam lazım. Temel fark bu. Peki, buradan bir başka tanım. Başarı nedir? Çünkü hepimiz girişimciliği, ticareti, işletmeciliği başarıyla özdeşleştiriyoruz. Peki başarı nedir? Birçok kimse diyor, başarı işte hedeflediğini gerçekleştirmektir. Başarı mutlu olmaktır. Başarı para kazanmaktır. Başarı müşteri sahibi olmaktır. Bunların hepsi belli bir zaman aralığında doğru olabilir. Ama bu yolda
kaçınılmaz olan bir gerçek var. O da başarıya giden yol hiçbir zaman düz değil. Başarıya giden yol başarısızlıklarla dolu bir yol. O yüzden Winston Churchill'in güzel bir tanımını paylaşmak istiyorum. Başarı, heyecanınızı hiç kaybetmeden başarısızlıktan başarısızlığa koşabilme becerisi. Hata yapacağınızı önceden kabul etme becerisi. Buna rağmen yeniden hata yapma riskini, hata yapma ihtimalini göze alma becerisi. Bunu baştan kabul ettiğiniz zaman emin olun başarıya giden yolun daha çabuk ve daha rahat geleceğini göreceksiniz. Ve burada da tavsiyemiz şu. Daha çok başarısız olun, daha sık başarılı olun. Böylece daha çabuk başarılı olacaksınız. Bu noktada bir ayrımı daha dikkat çekmek istiyorum. Belirsizlik ve risk. Dedik ki bir girişim belirsizlikler altında hareket eder. Ama yalın girişim yaklaşımı bize belirsizlikleri riske çevirmeyi öğütlüyor. Peki ikisi arasındaki fark ne? Riskleri açıkçası kaybetme ihtimalimizi görerek ön görebiliriz. Önceden bunlara önlem alabiliriz. Ufak başlayıp ufak hareket edebiliriz. Ama belirsiz olan bir ortama cahil cesaretiyle atladığımız zaman bunların hiçbirini yapamayız. O zaman başarısızlık bir ihtimal değil, bir opsiyon değil. Başarısız olduğumuzda tam ve kesin bir şekilde başarısız olmuş oluruz. Ama kontrollü, ölçerek, yalın bir şekilde ilerlediğimizde artık başarısızlık bir opsiyon. Başarısız olmayı isteyebiliriz. Çünkü daha fazla başarılı olmak için ne riskleri almamız gerektiğini, nelerle karşılaşabileceğimizi, ihtimallerin ne olduğunu artık görüyoruz. Bununla beraber girişimcilikte amaç sadece bir ürün ortaya çıkarmak değil. Aslında yeni bir yapı ortaya koymaya çalışıyoruz. Belki bir kısmınız büyük şirketlerde çalışıyor ve şunu deneyimlediniz. Bir yenilik getirmek istiyorsunuz şirkete ama şirketin yapısı, kültürü, süreçleri buna izin vermiyor. Dolayısıyla aslında birçok şirket için yeni ürünler geliştirmek istediklerinde yapmaları gereken yeni bir yapı kurmak. Mesela buna güzel bir örnek Türkiye'de Finansbank'ın Enpara ürünü. Enpara hayata geçtiğinde bankanın içinde mevcut sistemlere bağlı bir yapı olmak yerine doğrudan genel müdürlüğe bağlı ayrı bir birim olarak kurulmuş ve çalışanları banka içinden tecrübeli insanlar değil dışarıdan müşteri hizmetleri konusunda deneyimli birikimli insanlar. Dolayısıyla ön yargıları olmayan ve şirketin mevcut süreçlerinden bağımsız bir yapının içinde hareket eden bir yapı olmuş. Ve benzer ürünlere göre de piyasada daha başarılı olduğu söylenebilir. Ama geleneksel işletme uygulamaları, geleneksel olarak ben bunu biliyorum, bu iş böyle yapılır yaklaşımı bizi başarısızlığa götürür. Dolayısıyla bizim startup dünyasına uyarlanmış uygulamalara ve prensiplere ihtiyacımız var. Bir girişimi bu anlamda bir oyun hamuruna benzetmek de mümkün. Nasıl? Aslında başlangıçta tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir sorunumuz var ve elimizde insanların hoşuna giden bir ürün var. Ama bu oyun hamurunu müşterilerden gelen veya potansiyel kullanıcılardan gelen geri beslemelerle biz şekillendiriyoruz. Sonrasını şekillendirene kadar da onunla oynamaya devam ediyoruz. Hepiniz Facebook'u biliyorsunuzdur. Belki birçoğunuz da Facebook'un hikayesinin anlatıldığı Sosyal Ağ filmini izledi. Filmden bir sahnede Mark'ın ortağı Eduardo artık Facebook popüler olmaya başladığında şunu söylüyor. Bir an önce reklam alıp para kazanmaya başlamamız lazım. Mark da buna güzel bir cevap veriyor. Diyor ki elimizdekinin henüz ne olduğunu bilmiyoruz. Kullanıcılardan öğrenmeli ve buna göre geliştirmeliyiz. Hemen reklam almaya başlarsak yani belki de yanlış bir şey yapacağız bilmiyoruz. Biz kullanıcıların nasıl kullandığına bakalım ve ürünü geliştirmeye devam edelim. Bir oyun hamuru gibi oynamaya devam ediyorlar. Geleneksel olarak yaygın inanışlar, tabii yeni bir üründe, hizmette de, şirketlerin yaklaşımı veya kişisel olarak birçok kişinin yaklaşımı şu olabilir. Müşterilerin ne istediğini zaten biliyoruz.
geleceği doğrulukla öngörebiliriz. Ve asıl önemli olan planı ilerletmektir. Arkadaşlar oturalım, şu projeyi, proje planını çıkaralım. Proje planına tak 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 adım adım gidelim. Proje planında ilerleyelim. Şelale planlaması dediğimiz bir yöntem var. Geleneksel proje yönetimi. Veya inşa edersen gelecekler yöntemi. Yani bu pazarlamadaki ürün körlüğü dediğimiz, pazarlama körlüğü dediğimiz ürün konseptini uyguladığımız, evet yapalım, ürün mükemmel olsun, gelecekler dediğimiz yaklaşım. Ya da her şeyi kulaklarınızı kapattınız, sadece yap bakalım dediğimiz yaklaşım. Bunların her biri de bizi başarısızlığa götürecek olan yaklaşımlar girişim dünyasında. Mesela şelale yaklaşımında, proje yönetiminde geleneksel ürün geliştirme süreci dediğimiz süreçler. İlerleme birimimiz bir sonraki aşamaya gitmek. Gerekler, spesifikasyon, tasarım, milestone'ların, hedeflerin belirlenmesi, kritik aşamaların belirlenmesi, ilerlemek. Bunun geçerli olduğu durumlar olabilir. Ne zaman? Problemin ve çözümün bilindiği durumlarda bu yaklaşımı uygulayabiliriz. Biz sorunun ne olduğunu biliyorsak, insanların buna ne tepki vereceğini biliyorsak proje üretimini yapabiliriz. Daha önce uyguladığımız bir yöntemse, mesela bir yerde az önceki örnek kafe, restoran açtık, başka bir şehirde açacağız lokasyonda, bu yöntemi uygulayabiliriz. Çünkü sorun belli, çözüm belli, aynısını kopyalayabiliriz. Ancak belirsizlik ortamında yeni bir uygulama, yeni bir iPhone uygulaması geliştiriyoruz, yeni bir e-ticaret sitesi yapıyoruz, yeni bir kullanıcı alışkanlığını değiştiren ürün ortaya koyuyoruz, o zaman ürün geliştirme modeli başarısızlığa uğrar. Çünkü neden? Girişimler ürünü olmadığı için başarısız olmazlar. Girişimler ancak müşterisi ve finansal modeli olmadığı için başarısız olurlar. Dolayısıyla asıl önemli olan belirsizlik altındaki bir ürün için müşterileri keşfetmek, müşterileri bulmak. Bunun bir talebi var mı? Bunun bir pazarı var mı? Hayat kimsenin istemediği bir ürünü geliştirmek için çok kısa. Dolayısıyla ilk amacımız bu pazarı tespit etmek. Peki ürün geliştirme modeli neden başarısızlığa bizi götürüyor? Çünkü ürün teslim tarihleri. Büyük firmalar da bunu yaptı. Mesela Apple Newton diye bir ürün çıkardı 1990'lı yılların başında. Ve Apple'ın en büyük başarısızlıklarından biridir. Aslında Apple'ın ilk tablet ürünü. Aynı zamanlarda HP'nin Palm ürünü. Veya 2000'li yılların başında Segway, Ginger denen böyle insanların ayakta otomatik olarak gittikleri bir cihaz. Bütün bunlar yüksek beklentilerle, teslim tarihleriyle, öğrenme ve keşif yerine doğrudan uygulamayla, bildiğini sanarak ilerlemenin sonucu başarısızlığa uğrayan ürünler. Aynı zamanda pazarlama metriklerinin eksikliği, yani ölçümün, optimizasyonun, öğrenmenin olmaması ve gerçek dışı beklentilerle büyük firmaların böyle bu tip yatırımların arkasına evet biz bunu biliyoruz, bunu müşteriler kesin isteyecek deyip arkasına milyonlarca, yüz milyonlarca doları harcamaları. Dolayısıyla bütün bu örneklerde gördüğümüz büyük bir şirket de olsa, büyük bir kaynağı da olsa büyük şirketlerde sıklıkla başarısızlığa uğruyorlar. Peki buna cevabımız müşteri geliştirme modeli. Yalın girişim yaklaşımının en önemli bileşeni müşteri geliştirme modeli. Buradaki aslında ilerleme birimimiz bir sonraki aşamaya geçmek değil, ilerleme birimimiz döngü halinde müşteriler hakkında öğrenmek. İlk aşaması bunun müşterilerin keşfi. Acaba bizim çözmek istediğimiz sorun gerçek mi? İnsanlar bu konuda bir acı hissediyorlar mı? Bu konuyu çözmek istiyorlar mı? Birebir kullanıcılarla, potansiyel müşterilerle konuşmak. İkinci aşaması müşterileri doğrulamak. İlk aşamada konuştuğumuz kişiler için geliştirdiğimiz bir ürünle, bir prototiple böyle bir şey sorununuzu çözer mi? Böyle bir şey olsa alır mıydınız? Böyle bir şeyi size sunsam hemen kullanmaya başlar mıydınız? Gibi sorularla bu talebi doğrulamaya çalışmak. Bir sonraki aşama, evet elimizde belli bir gelişme gösteren bir ürün var. Acaba yeni müşterileri oluşturabilir miyiz? Yeni müşteri kaynaklarına gidebilir miyiz? Pazarı genişletebilir miyiz? Bütün bunlar olduğunda geldiğimiz aşama ise ürün-pazar uyumu dediğimiz nokta. Artık elimizdeki ürünle pazarın
birbiriyle uyum içinde olduğunu ve pazarın elimizdeki ürünü talep ettiğini öngörebiliriz bu aşamada. Bu noktadan sonra da artık şirketimizi oluşturma, kurma ve ölçeklendirme aşamasına giriyoruz. Artık şirketimizi büyütebiliriz. Bir taneden birçok taneye geçebiliriz. Müşteri geliştirme modelinde dolayısıyla sorduğumuz sorular: pazarımız nerede? Müşterilerimiz kimler? Doğru takımı nasıl kurarız? Satışları nasıl ölçeklendiririz? Bu soruları büyük bir şirket de sorabilir, yeni bir şirket de sorabilir, küçük bir takım da sorabilir. Yani dolayısıyla bir takımın bir araya gelip bu hipotezleri doğrulamak üzere çalışması, baştaki startup tanımına referans vererek söylüyorum. Hipotezler üzerinden, varsayımlar üzerinden çalışması gerekiyor, öğrenmeye çalışması gerekiyor. Müşteri geliştirme modeli veya yalın girişim dediğimiz model bu sayede zaman ve para kaybını önlüyor. Hızlıca hipotezleri test etmeyi ve rafine etmeyi sağlıyor. Bir şeyleri ucuza değil, yalın yapmak, ucuza yapmak anlamına gelmiyor. Optimize etmek anlamına geliyor. Maliyetle ilgili değil, hızla ilgili. Hız anlamında. Çünkü bütün bunlarla şunu kastediyorum. Aslında yalın girişimde büyük yatırımlarla ben biliyorum yaklaşımıyla pazara girmektense küçük küçük, ufak ufak test ederek deneme yanılma yöntemiyle ilerlemek sizin para, emek ve zaman kaybınızı önleyecektir. Aslında temel prensibi bu. Dolayısıyla erken pazara sürmek, sık ve çabuk hata yapmak bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi. Deneyler ve göstergelerle iş modeli hipotezlerini doğrulamak. Bunu istiyoruz. Doğrulamak veya yanlışlamak. Minimum gereksinimli ürün dediğimiz, geliştirmek istediğimiz ürünün acaba basit versiyonunu, basit prototipini nasıl geliştirebiliriz? Bununla ilgili gerekli araçları kullanarak bu minimum gereksinimli ürünle piyasaya girmek istiyoruz. Hatta bu noktada bir girişimcinin söylediği bir sözü paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor: eğer çıkardığınız ürünün ilk versiyonundan memnunsanız muhtemelen o ürünü çıkarmakta çok geç kalmışsınız demektir. Dolayısıyla hızlı bir şekilde girip ürünü test etmek için ilk başta utanılacak ürünlerle çıkabiliriz. Google'ın, Facebook'un ilk versiyonları şu anki versiyonları gibi değildi. Ama ürünü test eden, kullanıcıları çeken temel özellikleri vardı. Ondan sonra yapmamız gereken şey, doğrulamaya ulaşana kadar MVP veya iş modelini hızlıca pivot etmek ve ürün pazar uyumunu yakalamak. Temel amacımız bu. Ürün pazar uyumunu yakalayana kadar da şirketi büyütmemek, ölçeklendirmemek. Şirketi ölçeklendirme kararını vermeden önce, büyütme kararını vermeden önce acaba biz doğru bir pazara, doğru bir ürüne gidiyor muyuz sorusunu sormak ve bunu test etmek. Bu da Eric Ries'in bu yalın girişim modelinin aslında bir döngü halinde gösterimi. İnşa et, itere et, ölç, değerlendir, öğren, analiz et ve yeniden inşa et. Böylece yalın bir şekilde ölçme, değerlendirme, analiz etme yaklaşımıyla yeni girişimimizi hayata geçirmek için çaba gösterebiliriz.